Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu 360 hook kick. Yani Türkçe karşılığı kanca tekme olan bir teknik. Şimdi tekniğimizi bir bütün halinde izleyelim, ondan sonra detaylara geçelim. Arkadaşlar, 360 hook kick tekniğini yapabiliyor olmanız için tekniğin temeli olan ve kanca tekme anlamına gelen hook kick tekniğini yapabiliyor olmanız gerekiyor. Şimdi hiçbir dönüş almadan önce hook kick tekniğini yapalım. Temeli oturtalım, ondan sonra hareketimize geçelim. Gardımızı alıyoruz. Dizimizi çekip ayağımızın alt tarafıyla ya da topuğuyla ayağımızı bir önceki videodaki gibi yopçaki şeklinde öne doğru uzatıyoruz ama bu sefer yan kıvırıyoruz. Tıpkı adı üstünde bir kanca gibi ayağımızı çeviriyoruz. Hook kick tekniğini geliştirmeniz için destek alarak çalışabilirsiniz. Ayağınızı düz bir şekilde uzatıp da yapabilirsiniz. Dairesel şekilde de yapabilirsiniz. Önemli olan bir kanca şeklinde savurabilmeniz. Tabii ki hook kick tekniğini çeşitlendirmek sizin elinizde. Ön ayak hook kick. Arka ayak hook kick. Buna tekvandodaki terimiyle panatolyo da denmektedir. Arka ayağımız ile hook kick. Arka ayağımızla panatolyo atarken topumuzun karşıyı göstermesi gerekiyor. Buna önem göstermemiz gerekiyor. Şimdi topumuzu karşıya çevirdik, geriye dizimizi çektik. Hafiften dönerken kanca tekniğimiz ile tekniğimizi tamamlıyoruz. Hook kick tekniğini anlattığımıza göre şimdi de 360 hook kick tekniğine birinci aşamayla başlayabiliriz. Vuruşu yapacağımız ayağımız önde. Vuruşu yapmayacağımız ayağımız ile bir adım alıyoruz. Dönüyoruz. Topumuz yine karşıya bakıyor. Dizimizi çekiyoruz. Dönüp kanca tekmemizi atıyoruz. Bunu birkaç kez tekrar ediyoruz. Vuruş yapacağımız ayak ile sağlam bir adım alıyoruz. Ama sağlam olması lazım çünkü bununla sıçrayacağız. Öne adım atmak yerine dizimizi çekiyoruz. Ve dizimizi çekerken öne attığımız adım ile vuruşumuzu yapıyoruz. Ama öncelikle bu şekilde bol bol diz çekerek tekrar ediyoruz. Vuruş yapacağımız ayak ile öne sağlam bir adım alıyoruz. Adım atmak yerine diz çekiyoruz. Ve diz çekerken adım attığımız ayak ile dönüp vuruşumuzu yapıyoruz. Yaparken yine kolumuzdan hız almayı unutmuyoruz. Şimdi de hareketimizi yaparken aynı zamanda tekniğimizi de gösteriyoruz. Bu tarz zor teknikler çalışırken zemin çok önemli. Tatami veya minder olabilir. Ayağınıza bandaj takabilirsiniz herhangi bir burkulma veya incinmeye karşı. Ve iyi ısınmanız gerekebilir. İyi ısınıp ayağınızı iyi esnetin. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi tek bir ayağımızdan sıçrayarak tekniğimizi gerçekleştiriyoruz.
İsterseniz çift ayağınız ile olduğunuz yerde hareketi farklı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videonun çevrenizdeki insanlara da yararlı olabileceğine inanıyorsanız onlarla da paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videonun konusuyla ilgili anketimize katılırsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın.